Taban son derece rahatsız. CHP'nin kimyasıyla hiç böyle alakası olmayan, CHP ile hiç alakası olmayan bütün insanlar en güzel yerde belediye başkan adayı yapılıyor. Niye böyle bir yol izleniyor? Kimse bunu anlamış değil. Ama bana sorarsanız ben 4 senedir bunu söylüyorum. CHP'yi dizayn ettiler. CHP'yi yok ediyorlar. Yeni CHP eski CHP'nin paralelidir. Dolayısıyla eski CHP'yi kökünden atıp yıkmak istiyor. Cumhuriyet'in benim iki eserimden biri Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi diyen Atatürk'ün birinci eserini Türkiye duruyor ama ikinci eseri CHP'yi yok edecekler, yok ediyorlar. Bence olay buna doğru gidiyor. Ama örgüt bunun farkına varır, tabanda bir hareketlilik başlar, buna dur derse genel başkan olmak isteyen, 30 Mart'tan sonra genel başkan olmak isteyen CHP ile hiç uyuşmayan bazı insanların sevincini kursağında bırakırsa belki bundan sonraki yani gençlere de bir güzel miras bırakmış olur. Bütün işler Mustafa Sarıgül'ün bilgisi dahilinde yürüyor. Dolayısıyla ben zaten işin başında şöyle bir cümle kullanmıştım. Mustafa Sarıgül CHP'ye katılmamıştır. CHP Mustafa Sarıgül'e katılmıştır. Dolayısıyla şimdi aynı noktadayım. Adaylara baktığımızda da Mustafa Sarıgül kendisine göre bir aday profili kafasına yerleştirmiş ve onları seçiyor. Onlarla birlikte yürümek istiyor. Çünkü bunun Sarıgül kazanmayacağını biliyor. İstanbul'u kaybedeceğini biliyor. Fakat İstanbul'u kaybettikten sonra hemen ben akabinde genel başkanlığa oynayacağım. Örgüt ve belediyeler benden yana olsun, destek olsunlar. Beni genel başkan yapsınlar. Bütün amacı bu. Kılıçdaroğlu'nu getiren güçler de zaten umutlarını Kılıçdaroğlu'ndan kestik için Sarıgül'e oynuyorlar. Sarıgül'ü hazırlıyorlar. Sarıgül için bir örgüt hazırlıyorlar. Sarıgül için belediye başkanları hazırlıyorlar. Bu da tabii ki Türkiye için hayırlara vesile değil bence. Kötü bir gidiş. İki tane CHP'nin eski üst yönetiminden arkadaş büyük bir medya patronu ziyaret etmiş 15 gün önce. Ve medya patronu aynen şöyle demiş. Demiş ki işte ben iktidarı aslında düşürmek için çaba sarf edeceğim. Bütün riske edeceğim. Yayın organlarımı falan da. Ben Kılıçdaroğlu ve yönetime güvenmiyorum. Bunlar bana güven vermiyor. Bana güven verseler ben gövdemi koyarım taşın altına hükümeti düşürmek için. Ya böyle bir şey olabilir mi? CHP hükümeti düşürmek istiyorsa halka gidecek, sandığa gidecek. Medya patronlarıyla, Amerikalılarla, iş adamlarıyla, baronlarla, carunlarla, koçlarla, öküzlerle, tosunlarla bu hükümeti düşürmeye kalkışırsan darbe yapmış olursun. Darbe yaptığın zaman darbe neticesinde hükümet olursan bile bir şeye yaramaz. Çünkü halkın iktidarı değil, güçlerin ve darbelerin iktidarı olursan onu da tarihe baktığımızda ne kadar acı çektiğimizi apaçık bir şekilde göreceğiz.